Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Bugünkü video çalışmamızda dolar yen paritesine ilişkin genel beklentileri sizlere aktaracağım. En sonki dolar yen paritesi ile alakalı beklentimizi 9 Mayıs tarihinde paylaşmıştık. Bu da o günkü paylaşmış olduğumuz sonuçlardan dolayı nasıl bir reaksiyon verdi? Yeni dönemde de beklentimiz doğrultusunda bir hareket edecek mi sorusunun cevabı olacaktır. Konuya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın saat 10.30'da akşam saatlerinde bir YouTube canlı yayın programı gerçekleştireceğim. Bu kişisel kanalımdaki ilk YouTube canlı yayın programı olacaktır. Kurum zaten e, kurum tarafında bu konularla alakalı daha doğrusu YouTube canlı yayın programlarını tarım dışı istihdamları fettir bu tarz çalışmaları yapıyoruz ama kişisel olarak kişisel kanalımdaki ilk canlı yayın programı olacaktır. Burada konu bazlı olarak da teknik analiz ve temel analiz yöntemine ilişkin bilinmesi gereken tüm süreç olacaktır. Burada sizlerden gelecek bu konulara ilişkin sorulara vereceğim cevaplar olacaktır. Bu sebeple de 22-30'daki programa dahil olurken lütfen e, teknik ve temel analiz konularıyla alakalı e, kafanızdaki soru işaretleri not alın ve o bölümde bana aktarın ben de size mevcut süreci ilişkin cevaplarımı aktarıyor olacağım soru-cevap şeklinde geçecek bir çalışma olacaktır. Tabi yine aynı şekilde hafta sonu teknik analiz mi yoksa temel analiz mi para kazandırır şeklinde bir paylaşım yapmıştım. Özellikle bu video çalışmasını izledikten sonra bu programa dahil olursanız en azından bakış açımı ve bakış açınızın da şekillenmesine de katkı sağlayacaktır diye düşünmekteyim ve sözü uzatmadan artık konumuza geçiyorum. Dolar/Yen paritesi ile alakalı beklentiler Şimdi dolar yenle alakalı genel değerlendirmeyi yaparken tabii ki dolar yen beklentisini izah etmiştik ama bunun öncesinde küresel borsa endekslerindeki fiyatlama reaksiyonundan bahsetmiştik. Mayıs ayından itibaren, mayıs ayı başından itibaren küresel borsalarda bir satış eğilimi vardı ve bu satış eğiliminin yen para birimiyle katkısı ve yen para biriminin değerlenmesiyle birlikte dolar yen paritesinin aşağı yönlü reaksiyonlarını hızlandırdığını paylaşmıştık. Baktığımız zaman özellikle Mayıs ayına S&P 500 endeksindeki o düşüşlerden dolayı bir toparlanma izlense de hala düşme eğilimi mevcut. Nikkei endeksine baktığımızda Nikkei'yi biraz daha ayrıntılı bir şekilde izah edeceğiz. Aynı şekilde baş, çok net bir şekilde hareketlerin e, net bir şekilde düşüş olarak izah ediliyor ve yükseliş trendlerini mevcut görüntüsel anlamda sona erdirdiğini izleyebilmekteyiz. Ki Nikkei bu açıdan önemli. Hangi baktığımızda Asya seansını tabii ki burada da aynı şekilde negatif bir algı söz konusu. Sadece DAX 30 endeksinde trendsel anlamda bir değişiklik yoktu. Ama yine de baktığımız zaman özellikle Mayıs ayında da o da bir geri çekilme oluşturmuş Oldu. Yani küresel borsa endekslerinde aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Tabii küresel borsalarda paralar çıktığı zaman nereye gitmesi lazım? Güvenli limanlara. Güvenli limanlar nedir? Aslında dünyanın en önemli güvenli limanı ABD 10 yıllık tahvilin fiyatıdır ki zaten ABD 10 yıllık tahvilin fiyatında önemli hareketler, yukarı yönlü reaksiyonlar izledik. Akabinde dolar yine talep görüyor. Yen, frank gibi para birimleri Burada bir ayrım yapmak istiyorum. Altın güvenli bir liman değildir. Lütfen buna dikkat etmekte fayda var. Evet, merkez bankaları olsun, bizler olsun, atadan kalma alışkanlıklarımızla altını sürekli alıyoruz ama ons altını bir güvenli liman olarak görmek doğru değil. 2013'ün ilk çeyreğinden sonra bu varlık güvenli liman özelliğini kaybetmiş oldu. Lütfen bu aradaki farkı da bilmekte fayda var. Dolar/yan paritesine ilişkin Küresel borsalardan buraya geçecek olursak ne demiştik daha önceki paylaşımlarımızda? Nike indeksi ile uyumlu bir süreç izleniyor. Nike indeksi düşerse dolar yan paritesi düşüyor. Nike indeksi yükselirse dolar yan paritesi yükseliyor. Ve dikkat ederseniz kırmızı çizginin Nike indeksi, siyah çizginin dolar yan paritesi olduğuna baktığımızda çok net bir şekilde aşağı yönlü rally, toparlanma eğilimi ve tekrar aşağı yönlü bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Nike indeksinde aşağı yönlü reaksiyonların devam etmesi ister istemez dolar yan paritesinde de bir görüntünün, Devamını ilişkin düşünce ön planda tutuyor. Yani Nikkei düşerse yani de düşme potansiyeli var ki Nikkei indeksinde, küresel borsa endeksini tekrar göstermek istiyorum. Nikkei endeksinde yükseliş trendinin sona erdiğini hem Alligator göstergesiyle hem trend çizgisiyle sonra tekrar buraya girme çabasında başarılı olmadığını ve aşağı yön hareketine tekrar başlamak isteyeceğini söyleyebiliriz. Burada dolar yan paritesinde yeni bir satış rallisi oluşmasına imkan tanıyabilir. Dolar temasıyla baktığımızda yani dolar endeksi dolar yan paritesine baktığımızda çünkü klasik dolar endeksinin ağırlıklarında %57.6 ile Euro para birimi %11.7 civarlarında da Yen para birimi dikkat çekiyor. İkinci sırada önem derecesi neredeyse İngiliz sterlini ile yan yana. Bu sebeple de tabii ki dolar endeksi Euro dolarla çok ciddi bir korelasyon içerisindeyken dolar yen paritesinde çok ciddi bir korelasyon içerisinde olmasını beklememek gerekiyor. Ama doların güçlendiği bir ortamda tabii ki yine de dolar yen paritesinde biraz daha yükselme eğilimi izlenebilir. Ancak bu normal şartlar altında eğer piyasada risk faktörleri gündemde yer alırsa o zaman yen daha fazla değerlenmek isteyeceği için dolar yen paritesinde aşağı yönlü bir reaksiyon izlenebilir. Yani güçlü dolar güçlü yen temasında özellikle risk faktörleri gündemde ise burada dolar yen paritesinde daha aşağı yönlü bir reaksiyon izlenebilme potansiyeli gündemde yer alabilir. küresel borsa satışlarından sonraki fiyatlama davranışları da buna en net örnektir diyebiliriz. Keza baktığımız zaman dolar yen paritesine dikkat ederseniz düşüş gerçekleşirken dolar endeksinde de kabatasak düşüşler söz konusu. En son bakın toparlanma eğilimine bakın dolar endeksindeki toparlanma boyutuyla yendeki toparlanma boyutu aynı değil. Demek ki yen bu noktada e, dolarla mücadele ediyor. Bu sebeple de mevcut hareketin Dolar endeks tarafındaki büyüklüğüne rağmen dolar yen paritesindeki hareketler biraz daha sınırlı kalıyor. Eğer bir de burada dolar değer kaybederse yendeki seyir dolar yen paritesinde daha da aşağı çekebilir. Yani göstergelere baktığımızda dolar yen'in düşüşleri için önemli bir görüntü söz konusu. Tabii ki şimdi artık teknik görüntüye geçebiliriz ama onun öncesinde e, pastanın bütününü göstermek istiyorum siz dolar yen'de. Neden? Çünkü aylık grafiğe baktığımızda uzunca bir yukarı yönlü hareket var. Akabinde daha sonra bir sıkışık seyir var. Bu ne demek? Yukarı ya da aşağı yönlü noktalarda bir kırılım oluşması durumunda gerçekten sert bir fiyatlama davranışları izlenebilir. Burada tabii ki aylık yani bir yıl ve üzerindeki beklentilerden yola çıktığımızda şu anda bu kanalın alt noktası not alabilirsiniz. 108.25'lerden geçiyor. Yukarıda da kanalın Üst bölgesini kabatasak 112, 68, 112, 70. Hani şuradan bir rakam yazacak olsak. Bunlar lütfen kısa vadeli olarak dikkate almayın. Sadece hani bakış açınızı, bakış açımı göstermek adına sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Aşağıda da yanılmıyorsam 108, 25, 100, 108, 20. Şey, evet 108 düzeltiyorum tekrar bakacağım. Evet 108, 20 diyorum yukarıda yanlış yazmışım yanılmıyorsam 112.70 olması lazımdı. Evet 112 70. Demek ki bu kanalın sona ermesi durumunda çok sert bir değişim izlenebilir. Çünkü ciddi anlamda bir sıkışma söz konusu. Bu sebeple de özellikle bu sıkışmanın ne tarafta gerçekleştireceği kırılım hani net bir şekilde yukarıya da aşağı yönlü bir rally oluşmaları da imkan tanıyabilir. Nereden bakarsak 2015 yılından itibaren bir sıkışma eğiliminden bahsediyoruz. Bakın 4 yıllık bir periyottaki sıkışma eğiliminden bahsediyoruz. Bu sebeple de eğer bu yıl bu kırılmanın bu sıkışmanın dışına çıkarsak o zaman çok ciddi bir değişim izlenebilir. Yani bu sebeple aşağıya yukarı yönlü hareketlere bu açıdan da bakmakta fayda var. Tabi biz bu uzun vadeli görüntüden kısa vadeye geçelim. Hani gün içi trade mantalitesine ya da haftalık genel değerlendirmesine baktığımızda özellikle yukarı yönlü reaksiyon bir toparlanma isteği var ama baz aldığımız kanal kırıldığı için 110.800'ün altına saktığı için artık negatif bir görüntünün ön planda yer alabileceğini hatta 106 50, yani 106.45 106. seviyesine doğru bir geri çekilme beklentisinin oluşabileceğini izah etmiştik. Bu görüntümüzde, bu beklentimizde bir değişim var mı? Yok. Dolar yani... Nikkei endeksi, dolar endeksi, dolar yen buradaki görüntülerde herhangi bir bozulma yok. Bu sebeple de kaba taslak baktığımızda yılın başındaki o dip bölge 10645'lere ulaşabilme potansiyeli gündemimizi. Yeter ki küresel borsalardaki aşağı yönlü hareketler devam etsin. Nikkei devam ederse özellikle zaten dolar yeninde bu aşamada aşağı yönlü hareketlerini sürdürebilme beklentisi var ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli seviye baktığınız zaman trend çizgilerinin güncel bölgeleri 11140 11215 yani bu bölgeye dikkat etmemiz lazım. Eğer dolar yen paritesinde bu bölge geçilmezse o zaman mevcut negatif hareket izlenebilir. Peki yukarı yönlü hareketlerde bu bölgeye ulaşabilir miyiz? Yani Rally devam edecek. ama aşağı yönlü bir beklenti devam edecek ama onun öncesinde buraya kadar bir çıkış izleyebilir miyiz? Bu sorunun cevabında baktığımızda ele getir göstergesi şu anda 110.20 bölgesinde önemli bir e, görüntü, önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani 110.20 seviyesini geçerse dolar yan paritesinde tepki hareketi izlenebilir. Bu da kritik bölgeye yaklaşmasına imkan tanır ama bu hareket tekrar bir trend fırsatı. Peki 110 20 geçilmezse o zaman aşağıya yönlü hareketler hızlanabilir. Burada hemen doğa işlemi olarak bir Fibonacci çizmek istiyorum. Bakın zirve ve dip noktalarını birleştiriyorum. Sadece ve sadece acaba çizdiğimiz destek direnç şey Fibonacci ile bir bağlantısı olabilir mi diye. Dikkat edin bakın. 110 30 seviyesi dolar yen paritesinde %38.2'lik düzeltme bölgesi. Ki eğer bir tepki olacaksa, tepkiler istekli olacaksa %38.2'nin üzerine çıkması lazım. Baktığımız zaman 110.30 diyoruz ve 110.20. Yani özetle bu bölgeyi aşması lazım. Eğer aşamazsa o zaman tepkiler zayıf, trend görüntüsü istekli olacak. İşte bu noktada biz kısa vadeli olarak takip edeceğimiz en önemli bölge 130 110 30 bölgesi ve bu bölgeye göre de tepki konusundaki görüntüyü takip ediyor olacağız. Tabi burada yine dikkat edilmesi gereken bir husus var. Aresa ve Money Flow index göstergelerinde 20 bölgelerinden toparlanma olsa da Aresa'ya dikkat ederseniz o çıkışlardan sonra tekrar bir geri çekilme görüntüsünü eğer bu geri çekilme gerçek bir geri çekilme ise ki teknik göstergelerde bunu gösteriyor. O zaman aşağı yönlü hareketlerini hızlandırmak isteyebilir. Fibonacci ile başladık. Fibonacci ile devam edelim. Çizmiş olduğumuz destek direnç noktaları doğru mu değil mi? Ya da yakın mı değil mi? Şeklinde bakın çiziyorum Fibonacci'leri. Ve bu dönüş gerçekten 110-20-110-30 bölgesi dönüş için sinyal ise. Burada gidebileceği bölge her ne kadar tepkilerin başladığı 109 olaca olacağı gibi burada Fibonacci teorik bölgesi 110, 108, 18 seviyeleri ilk nokta, ilk odaklanmamız gereken bölge. 108, 18 seviyesi de dikkat ederseniz kritik bir bölge. Yani aylık bazda baktığımızda bu sebeple de Fibonacci tarafından da bu bölge teorik anlamda kritik. Çünkü kırılması durumunda satıcılı seyrin hızlanabileceği bir algı oluşturur ki teorik olarak diğer Fibonacci oranlarına ulaşmak ve yaklaşmak isteyebilir ama özellikle bu bölgeye kıramazsa tekrar bir toparlanma izlenebilir. Yani Fibonacci ve çizmiş olduğumuz destek direnç bölgelerinin muazzam bir şekilde katkı sağladığını ve muazzam bir şekilde birbirleriyle uyum içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. Gerek Fibonacci Expansion gerekse Fibonacci Retrainers. Alligator göstergesileri Fibonacci 138.2'lik düzeltme bölgesinin uyumu muhteşem. Bu sebeple de konuyu tekrar toparlayacak olursak ana trend 111.40, 15 altına negatif. Bu negatiflik 109.05, 109 108.40 hatta 107.50, 106.45'e kadar bir negatif beklenti gündemde tutabilir. 110.20 ya da Fibonacci'ye göre 110.30 bölgesi geçilirse ancak bu bölgeye bir çıkış izlenebilir. Aksi takdirde şu anki olduğu gibi aşağı yönlü bir baskı izlenebilir. Burada da ister istemez tepkinin başladığı 109.05'e daha sonra 108.20'lere kadar geri çekilmeyi destekleyebilir. 108.20'nin kırılması durumunda Fibonacci bölgesine göre ki uzun vadeli görüntüye göre bu kırılım satıcılı seyrin daha da istekli olabilmesine imkan tanıyabilir. Bu sebeple de şu anda 108.40 seviyesindeki önem arz ettiğimiz seviyeyi 108.20 olarak revize etmiş olduk. Burayı da hassas bir seviye olarak da sizlere aktarmak istiyorum. Negatif algı devam ediyor. Nikkei tarafındaki geri çekimlerde ister istemez bu negatif algıyı destekliyor dur diyebiliriz. Tabi burada tepkiler sona erdi ya da tepkilerin sona erme beklentisinin gündemde olduğunu, bir adım daha önde olduğunu söylüyoruz. Ama olur da hani beklentilerin tersine bir görüntü izlenirse yukarı yönlü bir rally oluşursa bu algı değişikliği olarak algılanmamalı. Tamamıyla trendsel anlamda bir e, düzeltme o, e, görüntüsü olduğunu Unutmamak lazım çünkü ana trend hala 111.40-112.15 bölgesi altında negatif trendin devam etmesi şeklindedir diyebiliriz. Yani bizim için trend is your friend sloganı devam ediyor. Şu anda da tepkiler zayıf diyoruz. 110.20-110.30 bölgesi bizim için kritik. Şu anda 109.90 seviyesinde gerçekten kritik bölgeye yakındır. Ve son hareketlere baktığımızda zayıf bir tepki görüntüsü ön planda. Genel çerçevede dolar yen paritesine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Yarın YouTube canlı yayın programımıza görüşmek dileğiyle herkese başarılı bir trade haftası dilerim.